Evet, Bodrum'un dar sokaklarını gezdik ve şimdi kısa bir yemek molası için çarşıya geldik. 1989 yılında kurulan Türkiye'nin ilk sebzeli dönercisindeyiz şu anda. Ve yanımızda buranın işletmecisi Sayın Osman Şirin var. Osman Bey, Türkiye'ye gelip turist olarak gelip de döner yememiş hiç kimse yoktur herhalde. Ama sebzeli döner fikri ne zaman ortaya çıktı? Ve insanlar bunu seviyor mu sizce? 89-90 yıllarında kendi düşüncelerime dayanaraktan, fikrimden... Bir de yemeği çok sevdiğimden, mutfağı çok sevdiğimden farklı bir şeyler üretmek için böyle bir düşünce beynime yerleşti. Biraz zamanımı aldı ama başardım bu konuda. Bu sebzeler ete daha hafiflik veriyor. Bu sıcakta daha çok tercih ediliyordur herhalde, değil mi? Genelde evet, sıcakta daha çok yeniliyor. Öbür dönerler gibi yağlı değil bu. Yağ oranı çok düşük olduğu için insanlar rahatlıkla yiyebiliyorlar. Peki et ve sebze ayrı mı? Nasıl yapıyorsunuz döneri hazırlarken? Etleri dizerek sebzeleri aralarına koyuyoruz. 10 çeşit sebze var içerisinde. Günlük mevsimlik organik sebzeler bunlar. Sonradan da döneri keserek müşteriye sebzeleriyle beraber servis yapıyoruz. Dışarıdan ayrı sebze ilave etmiyoruz. Sos kullanıyor musunuz peki? Bizim en büyük özelliğimiz sosumuz. Bu sosu için millet bunu bu kadar çok seviyor. Kendimin hazırladığı baharat çeşitleriyle beraber özel bir marine yapıyorum ete. Bu etin tamamıyla şeklini, rengini değiştiriyor bu sos. 24 saat et bu sosun içine bekledikten sonra bir gün sonra dizme aşamasına başlıyoruz ve servise sunuyoruz. Bodrum'da rağbet var mı peki? Nasıl gidiyor işler? İşlerimiz iyi, gayet güzel. Bayağı rağbet var. Herkes bunu yapamadığı için insanlar, böyle turistler çok rağbet ediyor, çok beğeniliyor. Osman Bey, verdiğiniz bilgi için çok teşekkür ediyoruz. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Bizim için bir müşteri kaybetmek, bir servet kaybetmektir. Teşekkür ederim.